yapılacak çok şey var. Doğru olarak yapılacak çok şeyler var ve damar tıkanıklığından kurtulmak mümkün. Evet, bunu geciktirmek mümkün. Çünkü kişi damarlarının yaşındadır. Damarlarınızı erken yaşlandırıyorsunuz. Damarları genç tutmak mümkün. Evet. Yani siz diyelim 70 yaşındasınız, damarlarınız 90 yaşında. İdeal olan siz 70 yaşındayken damarlarınız da 70 yaşında olmasıdır. Hatta başarabiliyorsanız siz 70 yaşındayken damarlarınızın 60 yaşında, 50 yaşında olabilmesidir. İdeal olan budur. İdeal olan budur. Bunu başarabilirseniz sağlıklı olursunuz, genç kalırsınız. Şimdi ateroskleroz damar duvarlarındaki kalınlaşma ve damar duvarının elastikiyetini kaybetmesidir. Evet. Damar duvarları, eğer arkadaşlar o görüntüleri getirebilirlerse ekranlara, ben çok evet hocam. Onu... Arkadaşlar, damar tıkanıklığı ile ilgili görüntülerimiz vardı, açıklayıcı. Onları alalım yayına, hocamız onunla izah etsin konuyu. Onları gelir hocam şimdi birazdan görüntüler. Tamam. Şimdi damarların normal bir elastikiyeti vardır. Bu elastikiyet vücudun normal fonksiyonları için gerekli olan bir şeydir. Ne demek bu? Diyelim ki siz koşturuyorsunuz, ayak kaslarınıza daha çok kan gitmesi lazım. Evet, şimdi görüntülerimiz de ekranda. Evet. İşte bir normal damar, bir de yanında ateroskleroz gelişmiş damarı görüyorsunuz. Şimdi normal damarın içerisinde kan ne kadar rahat akacakken, ateroskleroz geliştikten sonra o kanın geçeceği yer ne kadar daralıyor bu kan. Evet. Bu daralması durumunda yeteri miktarda kan geçemez. Yeteri miktarda kan geçemediği zaman organ ve dokularda beslenme olmaz. Beslenme olmadığı zaman da orada sağlık bulamazsınız. Yani hocam, kalp ve damar sağlığı vücudumuzda ne tip sorunlara yol açıyor ve diğer organları nasıl etkiliyor dediğimiz zaman, herhalde etkilemediği bir organ da söz konusu değil. Evet. Damarların elastikiyeti ne işe yarıyor? Az önce verdiğim örnekte ayak kaslarına daha çok kan gidecek. Nasıl gidecek bu kan? Oradaki damarlar genişleyecek. Evet. Damarların elastikiyeti sebebiyle ayak kaslarına giden damarlar genişleyecek. Yemek yediniz, bir sindirim faaliyeti gerçekleşecek. Mide ve bağırsaklarınıza giden kan artması lazım. O nasıl olacak? Mide ve bağırsaklara giden damarlarda genişleme olacak. Ki daha çok kanı geçirebilsin. Evet. Egzersiz yapıyorsunuz. Heyecan ve stres yaşadınız. Kalp damarlarının daha çok kan taşıması lazım. Çünkü kalp daha çok çalışmaya başladı. Evet. Kalp damarları, yani koroner arterlerde genişleme olacak. Şimdi koroner arterler genişleyemezse, daha bilakis daralmışsa, en ufak bir tempo artışında ne olacak? Kalpte sıkıntı olacak. Evet. Kalpte sıkıntı olacak. Bir de mesela şimdi bu görüntü çok daha güzel anlatıyor damar sertliğini. Bakın, en başta sağlıklı damar, işte damar sağlığı bozulmaya başlamış orta hatta. Diğer başta da damar sağlığı ileri seviyede bozulmuş olan damarı görüyorsunuz. Evet. Şimdi bu seviyeye geldiği zaman düşünün ki vücut nasıl kanlanacak ve damar tıkanıklığı, damar sertliği bu seviyeye geldiği zaman o daracık geçişi bazen gelir bir pıhtı kapatır. Tamamen tıkanır o zaman damar. Yani hocam, pıhtı kapattığında kalp krizi veya felç gerçekleşir, evet. Ama eğer kapanmasa dahi normal akması gereken kan çok daha dar bir alandan geçmesi gerekeceği için de bu sefer sürekli bir takım sağlık sorunlarını kişi yaşıyor olacak, değil mi? Kesinlikle.